Sinefil Kafası'ndan herkese merhaba. Yerde kaldığımız röportajlara devam ediyoruz. Bu hafta yanımda Feridun Düzağaç. Feridun Düzağaç. Bu hafta yanımda benim çok sevdiğim bir oyuncu var ve kendi jenerasyonunun en önemli oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum ben. Özgür Emre Yıldırım. Merhabalar herkese. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Özgür? İyiyim, keyifliyim. Keyfim yerinde. Sizden nasıl keyifler? Bizde de güzel. Vaktan'la çekimlerimize tam gaz devam ediyoruz. Heyecanlı oluyorum ben genelde. Evet. Heyecanlıyım. Ne zaman kamera koysan ben heyecanlanırım. Senin filmlerden yine aslında bu festival filmleri, bağımsız filmler dediğimiz bir işte Sarmaşık, Eksik, Damat Koğuşu, Takım Mahalle Aşkına vardı sanırım. Bunlarla başlayan bir sinema kariyeri. Oluşu değil mi? Son filmlerde baktığımızda Arif Bey 216, Ölümlü Dünya, sanki daha bir ana akıma geçiş var. Bu senin bilinçli bir seçimin miydi? Hem orada hem orada. Evet, aslında bağımsız filmlerle başlayan bir kariyer. Arkasından da hep zaten bunu istiyordum. Yani ana akım filmlerle de çalışmak istiyordum. Bunun birçok nedeni vardı. Hem maddi nedenleri vardı. Hem de öyle de bir sinema var ve ana akım filmlerde de kaliteyi yükselten işler var ve onların içinde yer almak hayalimdi. Ama bu demek değil ki bağımsız filmlerden uzaklaşmak da en büyük korkum bu arada. Yani dengeyi kurmaya çalışıyorum o yüzden. Evet, zaten rol aldığım ben Ölümlü Dünya benim geçen yıl en sevdiğim komedi filmlerinden biriydi. Yani bu kadar güldüğümü hatırlıyorum. Arif Bey 216'da yine ana akım filmlerinin de kalitelileriyle çalıştım söyleyebilirim. Evet. Onun haricinde gelecek projelerde yine sanki bir şey var. Birlikte öleceğiz. Hakkı Kurtuluş, Melik Çoğlu. Evet, evet. Onların filmleri de aslında şey olarak festival filmleriyle geçer. Gözümün Nuru filmleri vardır. Evet. Orada bu filmi. Birlikte öleceğiz. Nasıl bir film olacak? Yani aşk filmi diye duydum. Ana akım mı, festival tarzı mı sence? Tabii ki birlikte öleceğiz. Festivallerle başlayacak serüvenine ama Hakkı ve Melih'in arzusu vizyona da girmek. O yüzden o bayağı epik, zor bir film aslında. Bizim hemen kabul edebileceğimiz bir film olmayacağını düşünüyorum. Çünkü çok lirik bir anlatımı, şiirsel, çok romantik bir anlatımı var. Hakkı ile Melih'in biraz Fransız kökenli olmaları, Fransız ekolüyle yetişmiş olmalarının verdiği bir romantizm olacak filmde. Uzun bir film olacağını düşünüyorum onun da. Konuşulan oydu. Geliyoruz birazdan. Film başlıyor. Şey söyleyebilirim. Ben sana iyi seyirler. İyi seyirler. Sana daha önce de diyordum ya, bir işte bir gün uzun metraja falan geçersen seni başrol de rol yapmayı düşünüyorum. Evet, evet. Melik önce de oran. Şöyle oldu. Senin de genelde rollere baktığımızda hani Sarmaşık gibi, Eksik gibi yardımcı erkek oyuncu kullanıldı. Evet. Birlikte Öleceğiz de net başrolsün sana. Evet. Su Kutlu ile beraber başrolü paylaşıyoruz. Bir aşk hikayesi, aynı zamanda bir İstanbul hikayesi. Filmle ilgili önce birkaç bir şey daha eklemek isterim. Filmde en çok çeken şeylerden biri Masar karakterinin. Filmin de alttan alta söylediği şöyle bir şey var. Biliyorsunuz son özellikle 5 senede zor bir Türkiye yaşıyoruz. Çok fazla göç vermeye başladık. Hani beyin göçü diyorlar ya. Ve insan hepimizin hayatında artık çevresinde en az bir kişi, iki kişi artık yurt dışına yerleşti. Çünkü bir umutsuzluk söz konusu. Filmde bundan bahsediyor alttan alta. Her şey yolunda giderken bir aşk var, birbirini seven iki insan. Neden mutlu olamaz üzerinden? Aslında bir İstanbul panoraması ama bunu gerçekten hiçbir şekilde politik bir şekilde yapmıyor. Bunu çok zarif bir şekilde yapıyor. O yüzden buna benzer kodlar benim de hayatımda, senin de hayatında olduğu için filmde bu kodlar var. Tabii ki ama film bittikten sonra bu nasıl geçecek onu merakla bekliyorum yani. Onun dışında soruna hemen döneyim. Bir daha sorarsın. Evet, genelde hepsi yani hemen hemen Sarmaşık, Eksik, Damat Koğuşu. Evet, evet. Komediler de aynı şekilde hep yardımcı erkek oyuncu. Evet, evet. Bunlardaydı. Bunun haricinde
Birlikte Öleceğiz'in genelde şey var zaten. Türkiye'de oyunculara baktığımızda eskilerden nasıl diyeyim? Tansu Biçer, Volga Sorgu, Settar Tanrı yani hep yardımcı erkek oyuncu olarak bildiğimiz. Volga'yı çok özlemedik ya bu evet, arada. Volga geri döndü. Volga sinema yapalım. Ya son şeyde görünce şaşırmıştım. 2-3 yıl falan oluyor yine. Adana Film Festivali'nde Geçmiş diye bir festival filmi de görmüştüm. Orada da yardım. 5 dakika falandı böyle. Doğrudur. Evet. O hikaye şöyle başlıyor. Zaten şimdi ben konservatuvar okumadım. Böyle küçük akademik eğitimler, kurslarla oyunculuk eğitimi aldım. Bu yüzden böyle auditionlarla rol kapmaya başladım. Herhangi bir çevrem, tanıdığım, okuldan öğretmenim olmadığı için auditionlarla rol almaya başlayınca zaten genelde siz daha no name'ken ana kaslar seçilmiş oluyor. Ondan sonra yardımcı rolde oyuncular aranmaya başlıyor. Onlarda da audition yapılmaya başlıyor. O aşamada o kendini gösterme çaban yardımcı rollerde de kendini biraz göstermeye başladığında, bir başarı elde etmeye başladığında bu biraz usta çırak ilişkisi gibi. Yani bir şey dükkanı açtığında veyahut herhangi bir şeye başladığında adım adım ilerler ya. Bir anda başrolde başlayan tabii ki şanslı oyuncular var. Aslında benim de ilk filmim başroldü. Filmi Kerem Topuz'un çekti. Evet. Evet, evet. Ama bağımsızın bağımsızı bir filmdi. 20-25 bin lira bütçeye çekilmişti. Yani festival camiasının da tanımadığı bir film oldu. Çok sonradan bazılarının bilip kimilerine göre de böyle kültleşen bir film aslında. Arkadaşlar evet. Arasında ben o filmi izleyen çok duydum. Evet, benim için çok önemli bir evet. Film. Film iddialı da bir filmdi. Çünkü iyi bir hikayesi vardı ama senaryosu yoktu. Evet. Filmin %95'i doğaçlamaydı. Şimdi böyle olunca çok keyifli geçti yani. Benim için ilk filmimin öyle bir deneyim olması çok güzeldi. Öyle öyle yardımcı rollerden doğal olarak ufak ufak baş rolleri zaten biraz da onu planlıyorsunuz. Onu biraz oyuncu seçiyor. Gelen rolleri kabul etmeyerek yani tamam zaten iki filmde ben bunu yaptım şimdi bunu yapmayayım demeye çalışıyorsunuz. Bu da kolay olmuyor çünkü hayatınızı idam ettirmeniz gerekiyor. Bazen işte şey muhabbeti oluyor. Sosyal medyada da karşıma çıkıyor. Bunu yazanın veya düşünenin nasıl düşündüğünü anlıyorum ama birazcık herkes eleştirirken ayakları yere basmalı herkesin. Sonuçta da hani oyuncu mesleğinin dışında para kazanan bir adam olmuyor genelde. Şimdi öyle olunca televizyon zaten çok zor iyi projeler seçmek orada. Sinemada da zor. Birinden birine bazen fazla görünebiliyorsunuz bir dönem. Çünkü o filmde geçen yaz oynamışsınız. O film seneye girmiş, denk geliyor üst üste. O sene oynadığınız film hemen 2 ayda montajın kurgusunu yapmış, vizyona girmiş. Bir anda sanki her filmde varmışsınız gibi bir izlenim oluşabiliyor. Özellikle bu diziler işte bazı yeni oyuncular için hani bayağı bir sıçrama tahtası olarak çok etkili olabiliyor. Şöyle var hani biz sinema yazarı olduğumuz için festival çevresince işte festivallerde en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu ödülleri aday olan alanlara normalde televizyona geldiğinde Türkiye'de kimsenin tanımadığını fark ettik. Evet. Yani evet. Biz biliyoruz, bütün camia biliyor ama evet. Genel izleyici bilmiyor. Bir dizide çıktığı zaman önce tanıyorlar. Belki bunun en spesifik örneklerinden biri ben olabilirim yani. Çünkü sinema kariyerimle gurur da duyuyorum. Çok da güzel gidiyor. Çok evet. Güzel başladı ve güzel gidiyor. Ama televizyonda bununla karşılaşıyorsunuz. Yani televizyon camiası derken izleyici de değil, yapımcısından yönetmenine biraz ikiye ayrılma var orada. Yani bağımsız sinemacılar, festival sinemacıları, oyuncuları, yönetmenleri, kurgucularıyla televizyon ve ana akım mecra birbirinden bayağı ayrılıyor. Burada denge kurmak... Teşekkürler. Burada denge kurmak bir oyuncu için kolay olmuyor. Evet. Ama birçok oyuncunun da hayalidir. Yani benim şu an gene en yakın arkadaşlarım hep gene böyle bağımsız sinema camiasından oluyor. Onların da en büyük arzusu hem festival filmleriyle böyle birlikte hem de ana akım filmlerinde yer almak. Farklı farklı karakterleri canlandırmayı sevdiğini düşünüyorum. Hep baktığımda böyle bir nasıl diyeyim? Bunu mesela sevgili Tolga Tekin'le de konuşmuştuk. Bir filmde izlerken başka bir filmde izlediğin zaman "Aa bu karakter o muymuş?" Delirten mesela Kelebekler'de çoğu kişi Tolga Tekin'i tanımamış. Evet, doğru. Senin de mesela geçen bir olmuş sanırım dizinin üzerinden geçmiş ama ben yeni izledim. Tatar diye bir karakterinin olduğu evet. Sanırım yayından kalkmış. 2 bölüm yayınlandı artık ama dizi gerçekten böyle
ya şans verirse belki çok patlamaya müsait bir dizi ve o Tatar karakteri de çok böyle konuşulacak bir karakter gibi ama yazık olmuş dedim sadece ya. Ya benim de televizyondaki denemelerim, kariyerim diyeyim tırnak içinde, en çok içimin yandığı iş o olmuştur. Yüz Yüzeydi adı. Evet. Tims'in yaptığı bir işti. Audition'ından sonuna kadar çok net hatırladığım bir deneyim oldu. Çünkü Audition'da da ben okuduktan sonra yönetmeniyle kast direktörünü çekip bana bu rolü veriyorsunuz, ben bunu iki bölüm sonra bir fenomen yaparım, bak çok inanıyorum bu kadar böyle. Çok inanmıştım karaktere. Fakat iki bölüm bitti sadece dizi. İki. Maalesef olmadı. Bir şekilde kanal ve yapım arasında problemler oldu. Ama hala o Tatar, gerçekten hala hayranları var, hala mesaj atanları var. Tatar karakteri çok sevildim. Evet. İki bölümde, evet. Çok kişinin haberi bile olduğunu sanmıyorum bunun ama bir tane oynadığın Alman yapımı aksiyon filmi var, Til Schweiger'la. Evet. Zannedersem Berat Tüzünataş da var kadro. Var, var. Erol Afşin var. Küçük bir rolde de olsa çok çok yetenekli bulduğum bir oyuncu arkadaşım. Türkiye'de vizyona evet. girmediği gibi herhangi bir yerde karşımıza çıkma şansı bile olmadı filmin. Evet. Ya benim öyle bir şanssızlığım var ya. Çok enteresan. Şimdi ben ilk filmlerle işte Eksik Sarmışık'la Altın Koza'da adaylığım vardı. Festival iptal edildi. İstanbul Film Festivali'nde iki filmle yarışacağım. İstanbul Film Festivali iptal edildi. Ondan sonra yurt dışında iki tane film yaptım ve bunların yani yardımcı başrol gibi. Yani yardımcı oyuncu ama işte üçüncü, dördüncü kasta, ikinci kasta falan. Hani büyük roller, güzel roller. Fakat yani Türkiye'de hiçbir şekilde yankılanmadı, ulaşılamadı falan. Biraz gümbürtüye gittiğim işler oldu ya. Ama ben mutluyum, bununla ilgili herhangi bir problemim yok. O Til Schweiger'le de hikaye çok enteresan, çok keyifli aslında. Çok hızlı anlatayım isterseniz onu. Bana ajansımdan bir telefon geldi. Dediler ki seni yabancı bir iş için işte audition istiyorlar senden. Suse Marquet miydi kadının adı, kast direktörünü anımsamıyorum şu an. Suse şey yapmış, bir şekilde bana ulaşmış Türk oyuncular arasında, ajansıma ulaşmış. Benden audition istiyorlar. O da filmdeki esas kötü adamın sağ koluna. Genelde sağ kollar da böyle yarma olmalı falan ama ondan sonra bana geldi, audition sahnesi geldi ama bu adam hiç konuşmadığı için, yani 2-3 kelimesi, cümlesi var filmde. Bana esas kötü adamın sahneleri geldi, audition sahneleri. İngilizce oynamam gerekiyordu. Ben de o çok sevdim. 3 farklı audition hazırladım. Ondan 3 farklı teknikle oynadım kendimce. Yani işte birini daha Hollywood bari, birini daha benden, birini biraz daha cool, değişik bir şey yapmaya çalıştım. Ve 3 farklı teknikle oynandı diye de 3 farklı audition yolladım onlara. Sonra bir geri döndüler. O role değil de esas kötü adama istediklerini söylediler. Biz tabii havalara uçtuk. Yani çok keyifli. Bir önce için yurt dışından gelen bir projeyi başka bir role aday gösterip de daha büyük bir rolü almak heyecanı gurur vericiydi. O film de böyle Almanların en büyük bütçeli filmlerinden biri bildiğim kadarıyla. Çünkü Alman sineması çok para yatırmıyor. Öyle bir, çok büyük bir Alman sineması yok dünyada da. O da böyle ana akım bir aksiyon filmiydi. Genelde oyuncular metot oyunculuğu kullanıyorlar. Değişik faktörler, değişik oyunculuk teknikleri kullanıyorlar. Mesela örneğin dürümcü rolü geldi. Sen gidip mesela şey yapar mısın? Dürümcüde çalışıp bir süre o role hazırlanır mısın? Ya da tekniklerin neler? Şimdi ben dürümcüye önce yanıt vereyim. Evet, bir günlüğüne dürümcüye gitmek isterim. Bir kere o hani gerçekten adamla, gerçek bir dürümcüyle oturup nasıl sarıyor, ne yapıyor, var mı bir esprisi falan. Bir saat, iki saat bakmak isterim. Ama ayakkabıcı da oynasam evet birazcık takılmak isterim. Ama hani öyle Daniel Day-Lewis kafası. 6 ay ayakkabıcı oldu. Parasını nefret ediyor ondan falan. Ya para verirlerse 6 ay olurum. Bayağı prodüksiyonunu karşılarsa giderim 6 ay dürümcü olurum yani. Neden olmasın, çok eğlenceli olabilir. Zaten o da şey oldu ya böyle, belli bir süre sonra artık oyunculuğu bırakayım. Tabii tabii. Terziliğe başlayayım, bir şey yapayım, öyle bir moda girdim. İtalya'da onun gerçek ayakkabıcı muhabbeti vardı. Evet. Evet. Gidip ara ara oralarda kalıp dinlenmek için ayakkabıcılık yapıyormuş. Babası da marangozmuş zaten. Öyleymiş, evet. Oradan devam ediyor. Ya tabii o motivasyonlarla alay etmiyorum. Aslında ben o motivasyonları çok beğeniyorum. Ya burada biz çok birçok role çok hızlı hazırlanmak zorunda kalıyoruz. Ve çok cepten yemesi gerekiyor. Yani oyuncunun çok hazır olması gerekiyor. Birazcık zamana yayıldığında inanın o teknikler fark yarattığına ben inanıyorum. Kendi adıma ne yaptığımı
teknik metot uygulama kısmı bende gelen rolün beni ne kadar zorladığıyla ilgili şekil. Mesela ilk oynadığım İzzet karakteri vardı filminde. Onun için gerçekten metotlar uygulamıştım. Hem de ilk filmin çok heyecanlısın. Teorik anlamda kafanda birçok şey var ama pratiğin zayıf. Orada işte kendi ağzından karakterin mektup yazmaları, ondan sonra çok oyuncunun uyguladığı motivasyon amaçlı yaptığı sette aralarda bile bazen o karakteri biraz tiye alarak karakterden çıkmıyorum şakaları üzerinden. Aslında bir motivasyon oluşturmak ve sürekli practice yapmak üzerinden. Zaten o filminde de biraz geyik bir karakterler geyik yapıyorlardı bolca. Evet evet, doğaçlamaydı film. Hani ama gerçek hayatta da o tür adamların geyik ötesinde konuşabilecekleri pek bir vizyonları olmadığını düşünüyorum. Zaten o salaklık bence çok geçti. O filmi birçok insanın izlemesini isterim. YouTube'da var. Filmi Kerem Topuz'un. Abi bakılsın isterim ya. O çok arkalarda kalan ilginç bir deneyim oldu yani. Peki şu doğaçlama hakkında ne düşünüyorsun? Mesela doğaçlama bir oyuncu için iyi bir şey mi sence? Bence iyi bir şey. Oyuncunun yorum katması gerektiğine çok inanıyorum. Yani tabii ki bu sadece oyuncunun verebileceği bir karar değil. Rolle ilgili, yönetmenle ilgili, senaryoyla ilgili, filmi ne kadar anladığınızla ilgili. Bir oyuncunun doğaçlama yapacağım diye doğaçlama yapması değil de karakteri anlayan oyuncu, hikayeyi, filmi anlayan. Çünkü doğaçlama çok tehlikeli de olabilecek bir şey. Aynı zamanda kendi içinde küçük mucizelerini de film içinde yaratabilecek bir şey, riskli bir şey. Bunu yönetmen, senaryo uyum içinde olduğu zaman çok güzel sonuçları oluyor. Şeye geçelim, Ölümlü Dünya'da Ali Atay'la çalıştın yönetmen. Evet, evet. Ali Atay da oyunculuktan gelen bir yönetmen. Evet. Peki sence normal işte oyunculuktan gelen bir yönetmenle normal yönetmen arasında farklar var mı? Ya da oyunculuktan gelen yönetmenin avantajları var mı? Oyunculuktan gelen sanıyorum iki yönetmenle çalıştım. Biri Barış Atay oldu, diğeri de Ali Atay oldu. Ali'de özellikle gördüm. Ali'nin oyunculuktan gelmesinin ve çok samimi, içten bir adam olmasının çok pozitif etkileri oldu Ölümlü Dünya'da. Mesela şuraya kadar gidiyordu Ali. Sahneyi yarım saat prova alınmış, bir saat prova alınmış, ilk take şey alınmış, kayıt alınmış. Olmuyor diyor, vallahi olmuyor çocuklar diyor. Yani ya diyor ben bu sahneyi atayım filmden ya da karavana tekrar dönelim, tekrar çalışalım. Olmuyor diyor. Ama bunda şey hissetmiyorsun yani, adam oyunculuktan geldiği için neyin olmadığını çok güzel izah ediyor. Nasıl çalışmamız gerektiğinin de çok farkında. O yüzden Ali o anlamda çok iyiydi. Yani oyunculuğunun verdiği hakimiyet. Zaten devam da ediyor yönetmenliği herhalde. Etsin zaten. Yeni hiç durmasın, hiç durmasın. Geçen telefonda konuştuk. Çok güzel sürprizlerimiz olacak diye düşünüyorum. Benim de içinde heyecanla yer alacağıma inandım. Dedikodular var. Dedikodular var. Bilmiyorum. Müjdelemek çok zor. Özellikle... Ölümlü yani, Dünya 2. Bilmiyorum. 2 mi olur, başka bir türlü mü olur onu bilmiyorum ama bu ülkede zaten hani bir şey heyecanlanmak biraz zor oluyor. Yani biraz depresif, karanlık bir şey söylüyor gibi olacağım ama son anda çok fazla şekil değiştiriyor her şey. Ve ülkenin dinamiklerine çok bağlı bir sektör, bağımlı bir sektör. O yüzden bugün şöyle olacak deseniz yarın olmuyor. Çok bu pozisyona düştüğüm oldu benim yani. Ya, filmimiz var, çekiyoruz haftaya falan. Film yok. Yok film ne yok. Ne zaman hazırlanacağını da yok. Ne zaman şey olacaktır. Bir sene geçmiş falan filmler. Hala yok. Kimse de aramıyor falan. Böyle çok garip şeyler olabiliyor yani sektörde. Peki şey sorayım bir de. İleride yönetmenliği düşünür müsün? Ya bazen böyle içimde kımıl kımıl böyle diyor ki ya Özgür yapalım şöyle bir şey. Aklıma gelen böyle 3-4 tane güzel hikaye var. Ama senaristliğim yok ama herkesin tabii ki kendi çapında bir hikayeciliği vardır. Böyle hikayelerim var ama ne olur bilmiyorum. Öyle bazen kafama geliyor. Ama hiç henüz öyle bir karar almış değilim yani. Ya zaten böyle iyi yönetmenlerin çoğunun senaryosunu kendisi yazmıyor. Başka senaristler yazıyor. Onlar çekiyorlar. O olabilir o açıdan. Yani nasıl olur bilmiyorum ama galiba acele etmemek lazım. Bunun için biraz erken benim için. Sinemayı anlamak adına bence daha çok yolum var. O yüzden acele etmeyi tercih etmiyorum. O zaman iki kötümser soruyla devam edeyim ben. Buyurun. İlk sorum şu. Netflix biliyorsun, Netflix izliyorsundur. Tabii evet. Başladım yani yeni adapte olmaya başladım. Yani. Şimdi Netflix gelince şöyle sorular başlamaya başladı. İşte nasıl diyelim, Netflix artık çünkü filmleri Netflix için yapıyorlar. Aslında sinema için yapılan filmler ama sadece televizyonda gösterilecek. Sence bu sinemanın ruhunu öldürüyor mu?
İlginç bir soru. Yani birazcık duygusal baktığımızda, yani o dev perdede onlarca yüzlerce insanla film izlemek başka bir fantezi. Gerçekten çok başka bir deneyim. Yani oradan çıkıp o insanlarla göz göze gelmek, birlikte gülmek, birlikte ağlamak veya hani güzel bir kadınla tanışmak, güzel bir kadınsa güzel bir erkekle tanışmak. Seksiz konuşmayalım, sadece erkeklerin gözünden. Yani bu deneyim çok önemli. Yani buna çok ihtiyacımız var. Bu büyünün bozulmasını istemem. Ama neyin buna ittiğini düşününce dünyanın her yerinde çok fazla film yapmak isteyen, hikaye anlatmak isteyen insan var. Ama o kadar imkan yok. Böyle de bir gerçek var özellikle ülkemizde. Hani sen filmi çektin de derdi bitmez. Hani gerçekten hani filmi çekmeye başlamak bir dert, filmi bitirmek bir dert, filmi bitirdikten sonrası ayrı bir dert, vizyona girmek çok büyük bir dert. Özellikle biliyorsunuz çok üzerinde son haftalarda da ayyuka çıkan ama böyle olacağı çok belli olan son 2015'ten, 2014'ten beri bir durum var. Küçük filmler bayağı eziliyorlar bu durumlar. İşte uzattım cevabı ama söylemeye çalıştığım şey o. Küçük filmler eziliyorlar. İnsanlara ulaşamıyorlar. Şimdi 1800 tane mi ne 2000 tane salon olsun bu ülkede. Bunu sadece 30'unda girebiliyorsun. Sen ben içinde yer aldığım dünyayı gezen filmler var benim bahsettiğim. Hani Sarmaşık da öyleydi. Evet. O 40 salonla mı girdik maksimum? Ne? Ama gitti İngiltere'den ödüllerini aldı. Sundance'a götürdü bizi. Hani yurt içinde yaptıklarını saymıyorum bile. Ama 40 salonda girdik. Bir de film videoda izlenince bir fenomene dönüştü. Herkes sahnelerini paylaştı falan. Tabii böyle bir şey var. Şimdi Netflix'in Türkiye'deki, Netflix'e koymanız demek bir filmi dünyada Avrupa, Asya'dan evet. Amerika'ya, Afrika'ya kadar. Yani şey yapıyorsun, milyonlara, milyarlara belki ulaşma şansın var. Yani hatta bu şey var mesela Muhafız diye bir dizi çıktı ya en son. Tabii. Bir anda hesaplıyorlardı onun. Bir anda işte bir kere de 1,5 milyar insana ulaştık falan gibi. Yani mükemmel yani, bir şey. Düşünsenize. O yüzden o büyüyü, o romantik duruşu kaçsın gitsin istemem ama böyle bir gerçek var. Yani ikilemde bırakıyor insanı. Evet, evet çok enteresan. O zaman diğer kötümser soruma geçeyim. Evet. Diğeri de şu. Genelde Green Box'ta artık oyunculuk performansları çok artmaya başladı. Özellikle Hollywood'da, Avrupa'da da bazı filmlerde. Tabii Türkiye'de çok fazla görmüyoruz bunları. Peki sence bu genelde performans sergilerken hani burada daha çok hayali karakterlerle oynuyorsunuz ya, daha sonradan CGI ile ekleniyor falan. Peki daha önce oynadın mı bilmiyorum. Böyle bir Green Box önünde bir oyunculuk yaptın mı? Motor sürmüştüm berbat. İkimizin yerinde de Serena'yla gidiyoruz böyle. Onu oynamak, o motoru oynamak kısmı dünyada saçma şeydi böyle. Gerçi fantastik bir karakteri de oynadın. Ölümlü dünyada ölümsüz kiralık katillerden biriydin. Yok ya. Ha var lan. Fantastikler. Neyse, evet soruya gelelim. Soru şu. Sence bu olay oyunculuğu öldürüyor mu? Hayır, öldürmez. Yani öldüreceğine inanmıyorum. Bu da bir türü, bunun da bir motivasyonu var. O yüzden hatta yaratıcılığını daha çok besleyebilir oyuncunun yani. Evet, hayal gücünü besliyor. Tabii ki. Direkt kendi kendimi çürütmüş oldum bir anlamda. Yani, evet, daha çok kafasının çalıştığı bir an olabilir. O da oyuncunun yeteneklerine, sınırlarına, algısına, zekasına göre de şekillenir diye düşünüyorum. Bunun ne kadar hızlı uyumlanacağı. Ama bunların hepsinin arkasında. Oyuncu tek başına bir şey değil. Yani oyuncu tek başına yapmıyor bu işi. Yönetmen önemli, senaryo önemli, doğru iletişim önemli. Yani oyuncu çıkıp tek başına oynayıp inen bir adam değil ki. Yönetmeniyle oturuyor, senaryoyu tartışıyor, o ona 1000 kez anlatıyor. Şimdi orada da CGI dediğin şeyde de yani yok değil artık. Gerçekten bir maketi var. Onun taslakları adama gösterilmiş, çalıştırılmış. Ses tonu böyle olacak o yaratığın, yürümesi böyle olacak. Denmiştir kuvvetle muhtemelen Hollywood'dan bahsediyorsak. Yani tabii ki... En azından karton şeklinde görüyor onu. Ya evet, bir şekilde görüyor yani. Evet. Bence negatif etkilemez. Ha, öldür beni sevgilim. Öldür beni. Öldür beni. Ha, o da tamam. Ölümlü dünya. Bak, ölümlü dünya.
Öldür Beni Sevgilim, Birlikte Öleceğiz. Ölümlü filmlerin ölümsüz oyuncusu diyor. Evet. Evet. Evet, Öldür Beni Sevgilim. Ben yolda gelirken gördüm. Bu filmden haberim yoktu. BKM olmasına rağmen yeni herhalde. Evet, bugün şey yapıldı. Bugün teaser'ı düştü. Evet. Yaz sonuna doğru. Burada da mı yardımcı erkek oyuncusu? Eylül olmuş. Ekim. Burada da yardımcı erkek oyuncu. Bu gene ana akım dediğimiz BKM filmi. BKM ile bu geçtiğimiz yaz çok flörtümüz oldu. Bir senaryo gönderdiler, yoğunluktan olmadı. İki, başka bir iş geldi. Üç geldi. Artık birlikte ben BKM ile çalışmayı çok istiyordum. En sonunda bu Öldür Beni Sevgilim geldi. Bir rolü de sevdim. Valla hani bir de komedide çok da iddialı değilim açıkçası. Yani öyle ana akım komedinin beklentilerini karşılayabilecek bir teknik anlamda bir donanımım olduğuna çok inanmıyorum. Yani benim o komedi janrasında ne kadar başarılı olurum hiçbir fikrim yok. O yüzden biraz da orayı da koklamak istiyordum. Orada neler yapabileceğimi de merak ediyordum. Orada Bülent diye kendini işte Murat Boz'un oynadığı karakterin en yakın arkadaşı olduğuna inanan, öyle inanan bir adam. Öyle diyorsun, komik oldu. Yani şey olarak bakıyorum, ikimizin yerini izlediğimiz o 5 dakikada ben bütün salonun güldüğünü hatırlıyorum yani. O ikimizin yerinde çok, ben de çok 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 olmuştum galada. Zaten 2,5 sahnem var filmde, yani toplasan 4 dakika 5 dakika filmde. Böyle bayağı 2 sahnede alkış falan almıştı, ben de böyle koltukta neler oluyor ya olmuştum. Biraz şımarmıştım, çok hoşuma gitmişti. Zaten Siyah, evet çok enteresan, o küçük rolle Siyah adaylığı gelmişti, doğru. Evet, Siyah seviyor beni ya. Ben de onları çok seviyorum. O zaman daha böyle kişisel bir soru sorayım. Evet. Oyunculuktan kazandığın ilk parayla ne aldın? Yemin ediyorum size, çok duygusal bir cevap olacak ama oyunculuktan kazandım, hani para diyeceğimiz biraz büyük bir şeyden bahsediyorum. O da yabancı filmden euro üzerinden olmuştu. Halihazırda güzel bir para olmuştu. İlk işim... Söyle be, çekiyorum ama gerçekten ailemin hayatı boyunca yaptığı borçları kapamıştım. Vay, evet, fedakar evet. Evlat. Evet, sonra kendime motor aldım. Hayatın film olsaydı, oh, kimin oynamasını isterdin? Yahu bilmiyorum ya. Hiçbir zaman böyle sorulara gerçekten hazır olmadım, cevap veremedim. Ama madem öyle, hani gerçekten çok ikonik bulduğum bir aktör vardır. Hani çok sevdiğim için onu söyleyeceğim. Herhangi bir kıyastan falan diye değil. Yabancı geliyor galiba. Evet, Daniel Day-Lewis oynasın derdim. Yani bırakmasaydı oynardı tabii. Tabii. Benim için bırakmadı diye. Hala kalbimde bir devam ediyor falan diye. Vallahi hani bu sorunun cevabı değil bence ama Daniel Day-Lewis derdim. Bence güzel cevap aslında. Yani. Öyle mi? Bilmiyorum. Daniel Day-Lewis sanki yani, herkes oynayabilirmiş gibi geliyor bana. Evet, Gary Oldman. Gary Oldman, Daniel Day-Lewis, Javier Bardem, son yıllarda Christoph Waltz beni heyecanlandırdı. Onu takipteyim, bakayım biraz tekrar ediyor gibi kendini geliyor ama böyle izlerken. Biraz sakallar falan çıkınca aslında Christoph Waltz ihtimali artmış. Tabii o çirkin iyi oyuncu, çirkin öyle karizmatik adam. Ondan sonra onlar, bahsettiğim isimler çok böyle öykündüğüm. Kariyerim öyle olsun. Hani çünkü Gary Oldman'ın kariyerine baktığınızda şey olursunuz. Yıllar önce gençliğinizde izlediğiniz filmler, şimdi böyle bir bakarsınız, karıştırırsınız Gary Oldman filmlerini. Hadi be, altın şeyde de mi oymuş? Hani orada da mı oymuş? Burada da mı buymuş? İşte ben şeyde çok şaşırmıştım. Fifth Element mıydı? Evet. Beşinci Element'te onun Gary Oldman veya şey vardı. O da çok iyi ya. True Romance. Aa, evet evet. Orada True Romance'da kendini siyah zanneden rastladı. Uyuşturucu kaçak mafya birini oynuyordu. Çok iyiydi mesela. Çok iyiydi. Yani kendimde de böyle şey yapmak isterim ya, hayallerim o yani. Aa, bu da mı oymuş, bu da mı oymuş, bu da mı Özgür Emre'ymiş diye. Tabii özgün senaryolar geldikçe oyuncu da kendi şeyini gösterebilecektir yani. Skalasını. O zaman direkt şeye geçeyim ben. Suçlu zevkleri biliyor musun sinemada? Hayır. Atıyorum, Rambo filmleri falan suçlu zevkler olarak geçer.
Böyle hani daha böyle ödül için oynamayan ama insanların çok sevdiği filmler vardır. Mesela ne bileyim atıyorum Bruce Willis'in bazı filmleri mesela. Evet, evet. Senin var mı böyle bir suçlu zevkin? Özellikle izlemekten bayıldığın. Ya bir ara öyle deyince Mel Gibson dönemi vardı ya. Teldeki Kuşlar falan hani. Bilmiyorum bilir misiniz? Biliyorum. O zaman. Woody Han? Evet evet. O dönemler böyle o Mel Gibson filmleri. Yok Cehennem Silahı falan. Gene değil mi o suç evet, dedin o janraya uyan filmler. O gene eskiler vardı ya. Fransız bir aktör vardı. Neydi adı ya? Ha gelmedi. Komedi aklıma. Aktör mü aksiyon? Yok yok aksiyon. Highlander diye bir filmde oynuyordu. Ne şey? Lambert. Christopher Lambert. Lambert mıydı? Öyle bir şey. Christopher Lambert vardı mesela. İskoçyalı. İskoçyalı falan. Onlar böyle. Evet. Tamam 13-15 yaşlarımız. O yaşlarda tabii ki seviyorduk yani. Peki ıssız bir adaya düşsen hangi 3 yönetmenin filmini izlemek istersin? Mesela sırf o 3 yönetmenin filmini izleyeceksin o odada. Sırf onları izleyeceğim. Sırf onları. Bir Tarantino alırdım yanıma. Tarantino. Okay. Tabii alırdım artık o. Allah'ın emri. Elde var bir. Evet. Wes Anderson. Wes Anderson. Evet. Renkli adayı renklendirmek için. Evet, Wes Anderson alırdım. Üçüncüyü ne alıyordu? Üçüncü biraz iddialı bir isim olsun. Evet. Tamam, Wes Anderson'la eğlenirdim. Tarantino'yla da eğlenirdim. Ama hayattan bir şeyler öğrenmek istesem, bak. Evet, geliyor. Duygulanmak istesem. Güçlü bir şey izlemek istesem. Ne izlerdim? Nuri Bilge Ceylan gidiyormuş. Valla olabilir, olmaz değil ya. Son dönem ya yani son 3 film. Son dönemde filmim. Türkiye'de neler oldu falan diye. Ağlat Ağacı'nı izlemedim ama ondan önceki Kış Uykusu, Bir Zamanlar Anadolu'da. Öncelikle benim de böyle bir Nuri Bilge filmlerinden bir aman abi o kadar uzun filmler mi olur, öyle bir şey mi olur mu falan. Ama çalışmak handikap istersin olmuştu. Değil mi Nuri Bilge Ceylan? Onu diyorum işte sonrasında Bir Zamanlar Anadolu, Üç Maymun hani gittikçe gerçekten ya sinemasını tanımaya başladık biz ya da o da nelerin daha önceki filmlerde yorucu olduğunu fark etti. Ona göre dinamiklerini oluşturup bence harika filmler yaptı yani şimdi. Evet bir Nuri Bilge alırım ya. Alırım bir daha Nuri Bilge diye. Lady Winslet diye bir filmde oynamışsın. Evet. Fragmanı izledim. Filmi izlemedim açık söyleyeyim. Ben izlemedim daha fragmanı. Fragmanı izledim. Fragmanı sadece bir fotoğraf olarak görünüyorsun. Aha doğrudur. Orada zaten öyle ama rolüm de o kadar. Bir gün mü iki gün mü Büyükada'da çekmiştik. Harika Uygur bizi Hiner Selem'le tanıştırmıştı. Ya benim de en büyük şeyim şu an, dertlerimden biri. İşte mümkün olacağı international projelerde yer almak. O setleri görmek, o yönetmenleri tanımak. Şimdi bu anlamda koşa koşa gittim yani. Yalnız o yönetmen de ilk filmi vizyona girmedi. Ha evet şey. Korkmuyor musun daha önceki? Yok ya ben. İptal olan filmlerden. Evet ben çok o kadar detayları göremiyorum. Benim daha farklı kriterlerim var. Daha geleceğe yönelik düşünüyorum. Yani bu oynadığım filmin, hayatımın filmi veya bilmem ne kariyerimin en önemli filmi gözüyle değil de bunu bir basamak olarak görüp bir sonraki film nasıl olacak heyecanıyla yaşayan biriyim yani. Yani buradan neye çıkacağım? Küçük, büyük rol ayırt etmiyorsun. O yüzden de mesela rolleri nasıl seçiyorsun? Bunu sorayım dedim. Ya rolleri seçerken dediğim gibi international projelerde bana ne geldiyse mümkün olduğu yer almak istiyorum. Çünkü bir de seçebilmen için birazcık söz hakkı olman lazım. Söz hakkının olması lazım. Şimdi bunu böyle ahkam da kesmeyeyim. Tamam oturmuş çok güzel gittiğine inandığım bir kariyerim var ama şimdi ben şu bana yurt dışından bir film geldiğinde çok sert politik anlamda veyahut insani anlamda altından kalkamayacağım hikayesi varsa tabii ki kriterlerim var. Ahlaki açıdan, politik açıdan kimsenin canını yakmıyorsa bunlar önemli şeyler. Hatta belki yakıyorsa ama bunu çok düzgün yapıyorsa, bunu bir ahlak çerçevesi içinde yapıyorsa da olabilir. Bazı aykırı yönetmenler mesela. Evet, belki aykırı yönetmenler. Çünkü ironiyle anlatmak da başka bir şey. O yüzden o ironinin arkasında da durabileceksem küçük rol, büyük rol ayırt etmem. Yani
Ayırt etmem. Evet. Ya bir de bazen projelere aşık oluyorsunuz. Rolünüzü sevmeseniz bile kast dolmuş, bilmem ne olmuş, size geç haber verilmiş ya da düşünülmemişsiniz o sırada. Ama film arkadaşınızın filmi veyahut filmi çok seviyorsunuz. İş oraya gelince bir parçası olmak arzusu başlıyor. Hani orada bencillikten uzaklaşıyorsunuz işte. Yani benim kariyerim değil de bu film çok güzel. Ben bunun bir parçası olayım istiyorsunuz. Mesela Ölümlü Dünya'daki rolüm çok küçüktü. Ama şimdi ben eğer Ölümlü Dünya'dayken ben bu rol çok küçük istemiyorum deseydim böyle güzel bir işin parçası olamayacaktım. Bazen bir bütünün parçası olmak lazım yani. Bazen de bunun tabii ki çok çok sorumluluğunu almak istiyorsunuz. Yani bazen filmi de okuyorsunuz. Bunun başrolünü oynamak istiyorum diyorsunuz. Çünkü bu filme bayıldım. Ben bu sorumluluğu alabilirim. Bu sorumluluğu almak istiyorum diyorsunuz. Peki reddettiğin bir film hiç çok başarılı oldu mu? Yani kıskandın mı hiç öyle bir film? Yok. Olmadı. Sinemada henüz öyle bir şeyim olmadı. Televizyonda oldu. Televizyonda reddettiğim çok iş çok başarılı oldu. Ama sinemada olmadı. Evet. Sinemada gelip de kaçırdığım, hani şöyle olmuştur, audition'da beğenilmediğim, performans, iyi performans sergileyemediğim, elimden kaçmış, benden kaynaklı kaçmış işler olmuş olabilir. Ama benim reddedip de yani iyi filmi kaçırmam ya. Gözünden anladım. Ben kaçırmam yani. Şey falan biliyorum yani. Hayatımda var. Yönetmeni bana bu filmi vermezsen, kim olduğunu söylemeyeyim ama hayatına bu rolü bana vermezsen hayatında problem çıkartırım. Bilmem sıkıntı yaratırım. Bu rolü verirsen sana en az 2-3 tane de ödül getiririm dediğim yönetmen oldu yani hayatımda. İnternet dizileriyle alakalı. Evet. Sanırım bir Dudullu Postası tecrübeni oldu. Evet. Ve Fi'de konuk oyuncu olarak gördüm. Evet, evet. Aynen öyle. İnternet dizileri hakkında şu an Blue TV olsun, Netflix olsun. Genel düşüncen ne? Bunu televizyon dizileriyle ayrıştıran şey olarak ne düşünüyorsun? İnternet dizilerini. Yani televizyonda inanılmaz dinamikler var. Yani televizyonda baskı çok büyük. Yani televizyonda yönetmen, yapımcı, arkadan kanal çok sesli. Herkesin çok beklentisi var ve hiç acıması yok. Yani bir de bütün diziler birinci olmak istiyor. Bu imkansız bir şey. Yani hiç kimse ben ilk 10'da yer alacağım, bütçem bu ama iddialı bir dizi olacağım demiyor. Her dizi birinci olmak istiyor. Yani bu mümkün değil. Bu baskı zaten birçok emeği çöpe atıyor. Burada bir değişecek artık diye bir şeyler düşünüyorum. Handikapları çok televizyonun. Ve internete geçtiğimizde tabii ki hepimizi heyecanlandırıyor. Çünkü daha özgün hikayelerin çıkma şansı var. Sürelerin daha kısıtlı olması. Belki bütçeleri yarıya düşürüyorlar ama birçok oyuncu bunu yapmaya razı. Birçok kişi bunu yapmaya razı. Çünkü özgün bir işin içinde yer almak istiyor artık insanlar. Ve o internet o anlamda heyecanlandırıyor. Ben sıcak bakıyorum. Daha şu anda yeni bir şey, gene Onur abinin böyle içinde yer aldığı, destek attığı gençler var. Onlarla da İçten Sesler Korosu diye bir şeyin ilk bölümünü bir çektik. Bakalım seversek, edersek belki devam edeceğiz. Yani birlikte öleceğiz ve Öldür Beni Sevgilim. Bu iki filmi zaten bekliyoruz. Bunların haricinde başka bir proje var mı? Bizim bilmediğimiz. İşte bunların dışında belki YouTube'a bir ilk bölümünde içinde yer aldık. Devam edip etmeyeceğimizi göreceğiz ilk bölümü izledikten sonra. Bir internet dizisinde yer alabiliriz. Gene Ahmet Rıfat Şungar, Taner Ölmez, Ferit Kaya olacak. Eğer her şey ilk yolunda giderse benim de içinde yer alacağım bir öyle mini internet dizisi YouTube'a. Adı da İçten Sesler Korosu. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Seversek devam edeceğiz. O var. Onun dışında da şu an bahsettiğimiz filmler dışında senaryolar okuyoruz. Daha net, somut bir şey, anlaştığımız bir şey yok. Televizyonda da yok, sinemada da yok. Şey soracaktım ya. Arkadaş Sarmaşık Soltan filminden sonra 2 yıl boyunca gemiye binememişsin. Ya şöyle oldu. Biz Sarmaşık'ta çok büyük travmalar yaşadık. Özellikle Tolga bize her sabah uyandığımızda provadan önce denize atardı. Çıkartıp ıslak odunla döverdi. O yüzden... Ama bunu açıklamanız ne yaptı? Biliyor izleyenler bunu saçma şey. Tolga! Yok, bindik, çok da güzel bindik. Yani. Evet. Sonra Sarmaşık'tan sonra Kadir Çermik, İsmail'i oynayan kendine bir tane yelkenli aldı. Vay, bir de... Tekneden inmedik, sen ne diyorsun?
Evet. Bir de bizim şöyle bir bölümümüz var. Genelde yönetmenler izliyor, oyuncular izliyor, yapımcılar izliyor bizi. O yüzden şey diyoruz mesela, istediğin bir rol varsa onu talep ediyorsun. Bana şöyle bir rol verin. Ha, onlara mı? Evet. Diyorum. Şu kameraya bakarak mesela talep edebilirsin. Sana söylüyorum. Hey. Var mı böyle oynamak istediğin özellikle? Bir karakter mi? Ya yani karakter olur, ne bileyim. Sallıyorum, dövüş filmlerinde oynamak isteyenler oluyor. Yok ama mesela gerçekten trans birey oynamayı çok isterim. Evet, eşcinsel, trans birey. Ama bunları gerçekten hakkıyla oynamayı çok isterim. Onun dışında... Tolga Tekin de aynı şeyi söylemişti. Öyle mi? Tolga, senle beraber muhteşem büyük bir aşkı canlandırabiliriz diye düşünüyorum. Evet, yani ilk aklıma gelen o. Onun dışında böyle her oyuncu gibi tabii ki uçlardaki aktörler heyecanlandırır. Ya benim burada gerçekten birazcık küstahça gelmesin kimseye ama skalam geniş, yani şu 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 demiyorum ya. Hikaye çok önemli. Yani ne dediği çok önemli. Ben mesela bir ara şey bilim kurgu filmi yazmıştım. Evet. Yani Türkiye'de genelde çekmiyorlar böyle şeyleri, yapımcı bulamıyorsun. Mesela sen orada bir tane karakterdin. Sakat bir hacker karakteriydi. Neydi o ya? Öyle değil işte, ben yazdım işte. Ha öyle, daha öyleyim. Evet. Çok severim. Sakat hacker bence çok mantıklı. Olur diyorsun. Bir gözü de kör olsun. Kulağının yarısında fareler yemiş olsun. İyice abarttık değil mi? Karakterin bokunu çıkarmak kısmı. Yani oyuncunun o hiç durmayan yaratıcılık şeyi. Öyle olsun, bakulağı da dövmesi olsun, burasında bir yara izi olsun. O makyaj da insanın çekiciliği değil mi? Böyle makyaj yapılsın istiyor bazen oyuncular. İstiyorsun canım. Sonra da pişman oluyorsun. Benim öyle denemelerim oldu. Makyajı olsun, yarası olsun bilmem ne. Sonra da işte makyaj, her gün o makyajı olman ya da neyse o prop, neyse o şey. Onun olması lazım. Pişman oluyorsun sonra. Ben Fİ'de yapmıştım ya. Dünyada çok salakça şeyler yaptım. Fİ'de dedim ki bu adamın gözü mavi olsun. Ya niye mavi olsun? Gözün zaten yeşil. Yani hayatımda ilk defa lens takmıştım. Ozan'la oynuyorduk. Ozan Güven'le. Hani ilk defa o akşam set mavi lens takıyorum hayatımda gözüme ve tabii ki göz onu kabul etmiyor. Gözüm sürekli yaşarıyor böyle falan. Hani Ozan'la oynuyoruz ama ben hani Ozan görmüyorum onu. Bu içinde böyle kör gibi oynamıştım yani. Evet, öyle şeyler çok heyecanlı oluyor ama sonra da çetrefilli oluyor. O zaman teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. O zaman Halil, program kapat. Evet, Özgür Emre Yıldırım'la beklediğimiz röportajın, keyifli röportajın sonuna geldik. Güzel oldu, naif, evet. Samimi, tatlı tatlı sohbet ettik. Kesinlikle. Umarım öyledir. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Evet, unutmayın. Bakın sinefil kafası. Sinefil, bu bir sinefil kafası. Evet. Buyurun. Sinefil kafasına abone olun ya. Evet, takip edin ya. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.